Ya şimdi tabii öncelikle gerek Doğu Bastı gerek Ağrı diğer tüm halkımıza selamlarımızı, sevgilerimizi gönderirken yani Doğu Bastı gerçekten il olmalı. Niye? Yani sadece nüfusu veya coğrafi bölgesi yeterlik anlamda değil. Doğu Bastı zaten ildi. İl hakkı elinden aldı. Bunun zaten en başta iadesini istiyoruz. Ondan sonra gerçekten yani baktığı zaman Doğu Bastı'da belediye başkanımızla görüştük. Doğu Bastı yani il olmak konusunda büyük bir çaba sarf eden bir platformumuz var. Allah onlardan razı olsun. Onlarla görüştük. Zaten yani il olmanın kriterleri var. Doğu Bastı %90 üzerinde o kriterlere de uyuyor. Yani onun için Doğu Bastı gerçekten il olmalı. Bunun için Doğu Bastı'da büyük bir kampanya başlatıldı. İşte en başta Doğu Bastı Belediye Başkanımızın, kaymakamın, sivil toplum kuruluşların, yerel basınımızın katıldığı bir kahvaltıda bu start verildi. Biz Ahmet Han Derneği olarak da İstanbul'daki ayağını inşallah burada, buradaki diğer tüm en başta Doğu Bastı derneklerimiz olsun, halkımızla beraber bunu yürüteceğiz inşallah. Doğu Bastı'da ikincisini düzenlediğimiz Ahmet Hani torunları Ahmet Hani Türbesi'nde buluşuyor. Programını yaptık. Bu da bayramın işte ikinci, üçüncü veya dördüncü günde yani Kurban Bayramı'nın işte Cuma günü veya Pazar gününe denk gelecek şekilde geçen sene Cuma günü, bu sene de Pazar günü orada yani normal örf, adet ve kültürümüze göre bayramlaşmak nasıl oluyorsa Ahmet Hani Hazretleri'nin türbesinde binlerce kişiye yöresel yemeğimiz olan gırarı, işte kolonyamızı, şekerimizi, lokumumuzu ikram ederek Mevlid-i Şerif okutarak yani çok değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Salih Geçit hocamız da Ahmet Hani hakkında o yazılan üç önemli eserlerinden işte Memuzin, Akide-i İmani ve Nübuhar-ı bölümler sunarak hem insanları bilgilendirdi hem de bu programları başlatmış. Geleneksel olarak inşallah her sene bu programlar yapılacaktır. Şimdi burada bunu yaparken bu tabi birinci adımıdır. Yani bu adım bundan sonra her geçen sene Allah nasip ederse, geçen seneki farklıydı, bu sene biraz daha farklı. Bu sene işte farkı bir platform kurduk, bir sahne kurduk ses sistemiyle birlikte. İşte çok değerli bir sanatçımız Ağrılı Hafız Cesim Hoca ne yaptı? Ahmet Hani Hazretleri üzerine yazdığı bir ilahi ve kasideler vardı. Onların okumasına vesile oldu. Büyük daha bir program oldu. Bundan sonra da nasıl olsun ki biz geldik orada her sene gittiğimizde hem de türbenin o bölgenin etrafındaki işte eksikleri tespit ediyoruz, tamamlamaya çalışıyoruz. Bir dahaki sene ihtiyaç nedir ona göre bir çalışma oluyor. Hem de nasıl olsun ki gerçekten biz gittiğimiz zaman Ahmet Hani Hazretleri'nin türbesinde hem ülkenin dört bir yanındaki yani plakalarla olan arayışlarına şahitlik ettiği gibi bakıyorsun ki işte bu adam Van'dan gelmiş, Muş'tan, Batman'dan, Edirne'den, Trabzon'dan, Rize'den Türkiye'nin her yerinden neredeyse insanlar orada oldu. Hem de yurt dışında. Adam Fransa'dan, Almanya'dan, İran'dan, Irak'tan, Zao'dan. Onlara dost oluyoruz, arkadaş oluyoruz, tanışıyoruz, rehberlik ediyoruz. Onların Ahmet Hani hakkında hatta biz de bilip de bizim bilmediğimiz bilgiler var bile. Onlar bize aktarıyoruz, biz onlara aktarıyoruz. Ayrıyeten yani bu insanlar buraya geldiğinde nasıl olsun ki gerçekten boş gitmesin. Hem bir bilgi aktarımı konusunda hem yani biz burayı ziyaret edip gerçekten burayı sahiplenen var mı, bir derneği var mı, işte veya bir buranın belediyesi olsun, kaymakamlığı olsun, buraya bir ilgi alakası var mı, yani boş gitmesin diye her insan her zaman bilsin ki her sene, senede bir sefer de olsa burada bir program var, burada bir bayramlaşma var, burada bir anma var, burada bir gerekirse en yani önümüzdeki sene Allah nasip ederse düşünüyoruz özellikle Memuzin'den olabilir bir kitapçık hazırlayıp oraya gelen misafirlere konuştuğumuzu anlattıklarımız dışında akıllarında yanlarında kalsınlar diye en azından bir Memuzin onlara hediye ederek böyle de yolcu etmek istiyoruz inşallah. Şimdi bu kampanya yani imza kampanyasındaki süreçte şöyle biz burada geldik gerek sosyal medya üzerinde internet üzerinde biz bunu zaten başlattık şu anda imzalanıyor bayağı bir kişilere de ulaşılmış durumda. Ama tabii internet üzerinde olduğu için bazıları gerçekten bu şeyleri hani tam böyle güvenilir göremeyip biraz da uzak kalma durumu da var. Onun için bunun önlemi olarak da bu gördüğünüz işte Doğu Bastı İl Olsun pankartının yani Ahmet Han Derneği logosuyla birlikte hem buradaki Sultan Gazi'de gerek diğer ilçelerdeki yani halkımızın yoğun yaşadığı caddelerde standlar kurarak imzaları attıracağız. İnşallah bir de yani derneğimizde, düğünlerimizde hemen gittiğimizde bu standımızı açıp oradaki halkımızı imzalar yapacağız. Ve Ahmet Hani Park'ın içinde büyük bir toplantı yaparak tüm Doğu Bastı derneğimizle birlikte, halkımızla birlikte bu imza işini daha da etkin hale getireceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Tabii burada biz programları yaparken
En başta Doğu Bes Belediye Başkanımız Sayın Yıldız Acar Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Oradaki Hamadi Hane Hazretlerine duydukları yüksek sevgi ve saygıdan dolayı kendi belediyenin imkanlarına asla hiçbir şey eksik etmemişler. Tabi biz yani böyle çok israf olacak, büyük program olacak, çok yani saçılacak bir şey yok orada. Bildiğimiz gibi çok gayet makul, yerinde, yöresel, yani bizim de örfümüze, adetimize, binlerce yıllık kadim kültürümüze yani uyacak şekilde, bozmayacak şekilde bir program yapıyoruz. Onlar ve onlar gibi Doğu Basın Sivil Toplum Kuruluşları'nın bizim yanımızda olmalarına hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bu desteklerinden dolayı sağ olsunlar. Bundan sonra her sene daha güzelle birlikte devam edeceğiz inşallah.